Merhaba hanımlar, ben Özlem Topal. Bugün sizlere organze kurdaleden pileli yelpazenin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde bakın. Şu şekilde yazmamıza eklemesini yaptım. Siz farklı şekillerde yazmanızı ekleyebilirsiniz hanımlar. Bunun için bize 10 milim ve 6 milimlik organze kurdaleye ihtiyacımız var hanımlar. Bu 6 milim olan renk numarası 111 şu şekilde. 10 milimlik renk numarası 127 hanımlar. Şimdi kurdalemizi bu şekilde üst üste koyuyoruz hanımlar. İğnemizden geçirebilmek için sivri bir şekilde kestik. Daha sonra ince olan yorgan iğnemizi şu şekilde yaklaşık 2,5 santim kadar ileriden, çünkü burası kök kısmı olacak, İğnemi şöyle arkadan battım. İğnemi 1 santim kadar ileriye batıyorum. Sol elimdeki parmaklarımı bakın, yavaşça gösteriyorum. İleriye ittiriyorum. Burada oluşan yuvarlağın içine batarak pilemi elde etmiş oluyorum. Bundan tam 10 tane pile yapacağız hanımlar. Yine 1 santim kadar ileriden iğnemi batıyorum. Kurdalemi ittim. İki. Kurdalemizi düzeltiyoruz. 1 santim ileriden ittirdim. Halkadan girdim. İğnemi battım. Aradan iğnemi topladım. İğnemi batıyorum. Bakın, sol taraftan kurdalemi itiyorum. Katlanan yerden, ortasından bu şekilde iğnemi de topluyorum. Sayacağım. 2, 4, 6, 8, 9 ve sonuncuyu battım. 10. Bakın, bu şekilde dizilmiş olması gerekiyor hanımlar. Şimdi burayı tam sıfırdan kesiyorum. Sivri kestiğim alttaki kurdalemi iğnemden geçirdim. Şimdi hepsine bir çektim. Koyu renkli olan kurdalem bu tarafta kaldı. Diğer kurdalemi sonuna kadar çekiyorum. Diğer kurdalemle ikisini bu şekilde kök kısmı için birbirine bağlıyorum. Kıvırıyorum. Pileli yelpazemiz bu şekilde olmuş oldu hanımlar. Bunu sonuna kadar çekmezseniz kurdalenizi, bu orta boşluğunuz daha büyük olacaktır.
Ona dikkat edin. Sonuna kadar çekin. İki kurdaleyi birbiriyle buluşturun. Fazlalığını kesiyoruz. Evet. Şimdi sıra yaprağımıza geçebiliriz. Yaprağımız şu şekilde 20 milim yani 2 santim şöyle göz kararı kesiyorum. 6 santim olması gerekiyor. 6-6,5 olabilir. Şöyle bakın. 6 santim. İki ucunu yakarak birleştiriyoruz. Yaktığım kısmı ortaya getirdim. Birinci kanadımız. İkinci kanadımız. Yaprağımız bu şekilde hazır. Şimdi bunu ikiye katladım ve ipimi büzdüm hanımlar. Tekrardan açıyorum. Motifimi kök kısmı yapmıştık. Onu oluşan boşluğa yerleştiriyorum. Bakın düzelterek güzel bir şekilde yerleştirdim. İpimi büzdüm. Birkaç kere üzerinden telimizi alalım. Çıkma yapmasın, sağlam olsun hanımlar. Pilimiz bu şekilde oldu. Şimdi bunun orta göbeğini, gülünü yapacağız. Onun için yine kendi kurdalesinden şöyle bir miktar kestim. 7-8 santim kadar. Yine bunu sivri bir şekilde ucunu kestim. Şu şekilde alttan üste çıkıyorum. Şöyle iğnemi bir aşağı bir yukarıdan topluyorum bakın. Orta gülümün küçük olması için ben sonuna kadar bunu kıvırdım hanımlar. Şimdi iki yaprağımın arasından şöyle yerleştirdim. Rahat çekebilmek için kurdalemi düzeltiyorum. Şu orta göbeğinde yuvarlak
gül gibi görünmesi için biraz daha çekeceğim. Bu şekilde. Tam bir boşluk olmasını istemediğim için biraz daha çektim. Güzelce yakarak yapıştıralım. Motifimiz bitti hanımlar. Bunda kurdalede dikkat etmeniz gereken bazı kurdalelerimizin eni 6 milimlik olan 8 santim kadar oluyor. O zaman ne oluyor? Şuradaki görüntüyü alamıyorsunuz hanımlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı da 10 milimlik kurdalelerin de dokusu sert olduğu için onlarda da eksiklik olabiliyor. Bunda bu şekilde bunlara dikkat edin. Şimdi bunu yazmaya eklemesine geçelim. Ben bu şekilde ekleme yaptım. Dileyen başka türlü ekleme yapabilir hanımlar. Şimdi şöyle çıkmış galiba. Bir tane tor yapıyorum hanımlar. Daha sonra bakacağım. İki tane yapmışım. Üçüncüyü beraber yapalım. Mil başımı iki defa aldım. Üçüncü zürafamın içine bir, iki, üç defa da çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Trabzanımın dibine battım. Daha sonra içini dolduruyorum sık iğneyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncı zürafamın içine girdim. Şimdi tekrardan tor yaptım. Yine 3 kutucuk atlıyorum. Mil başı almadan 1 2 3 buraya sabitledim. Burada motifimi alıyorum. Tekrar kutucuğun içine sabitledim. Tekrar tor yapıyorum. 2 mil başı aldım. 3. kutuda 3 defa da çıkıp 5 zincir. Devamında aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. 3 4 5 6. kutucuğun içine girdim. Şimdi ben şu ortaya şöyle bir pırpır yaptım. Hemen onu göstereceğim. Beş zincir çekmiştim. Onun içine ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı kutucuğa girdim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa bu şekilde tepeyi doldurdum.
Bir sık iğnesiyle bunu da bitirdim. Evet. Yazmamıza eklenmesi de bu şekildeydi hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız sevinirim hanımlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.